Hazreti Adem. Bütün insanların babası, atası, yaratılan ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'dir. Melekler Yüce Allah'ın emriyle dünyanın çeşitli memleketlerinden toprak getirip, bu toprakları su ile karıp çamurdan bir insan heykeli şekli oluşturdular. Bu şekilde bir müddet bekletilip, salsal yani pişirilmiş gibi kuru bir kıvama geldi. Önce Hazreti Muhammed'in nuru bu heykelin alnına yansıdı. Peygamber Efendimiz'in nuruyla bu heykel parıl parıl parlamaya başladı. Sonra Muharrem ayının 10. gününe gelen bir cuma günü heykele ruh üflendi ve Hazreti Adem canlandı. Sonra ona her şeyin ismi, faydası ve zararı öğretildi. Yüce Allah var olan her şeyin bilgisi verilen Hazreti Adem'e bütün cennet ehlinin secde etmelerini emretti. Bütün melekler Hazreti Adem'e karşı secde ettiler. Uzun zamandır cennette yaşamakta olan iblis kibirlenip bu emre karşı geldi ve Hazreti Adem'e secde etmedi. Onu çamurdan yarattın, beni ise ateşten yarattın. Ben ondan üstünüm demek küstahlığında bulundu. İblis kendini üstün görüp kibirlenerek Yüce Allah'ın emrine uymadı. Bir de Yüce Allah'a akıl vermeye kalktı. Yüce Allah iblise kızdı ve onu şeytan diye isimlendirip cennetten kovdu. Hazreti Adem cennette bulunduğu sırada ondan Hazreti Havva yaratıldı. Yüce Allah onları evlendirdi. Cennete yerleşmelerini söyledi. Cennet meyvelerinden dilediklerini yemelerine izin verdi. Fakat Yüce Allah cennete bir ağaç var ki bu ağaca yaklaşmayın, bu ağaçtan yemeyin diye emretti. Hazreti Adem babamız ve Havva annemiz cennete bir müddet yaşayıp şeytanın bu ağaç ölümsüzlük ve bitmez tükenmez servet ağacıdır sözüne ve yalan yeminine inanarak yasak edilen ağacın yemişinden yediler. Sonra utanarak pişmanlıkla tövbe edip af dilediler. Tam 40 yıl başlarını utançlarından gökyüzüne kaldıramadılar. Tövbeleri kabul edildi. Kısa bir müddet daha cennette kaldıktan sonra Yüce Rabbimiz, haydi, nihayet ölüp fani olacak, nesiller getirmek ve sonunda yıkılacak binalar yapmak üzere yeryüzüne inin dedi. Hazreti Adem ve Hazreti Havva annemiz cennetten yeryüzüne indirildiler. Hazreti Adem ve Hazreti Havva annemizin cennetten yeryüzüne indirilmesine sebep, her ne kadar şeytanın hilesine inanarak yasaklanan ağacın tadına bakmaları olsa da, onlar her halükarda zamanı gelince yeryüzüne indirilecek, halifelik görevini kesinlikle yerine getireceklerdi. Dolayısıyla dünyaya bir ceza olarak veya bir kovulma olarak değil, yaratılışlarının gereği olarak indirilmişlerdi. Çünkü Yüce Allah, Hazreti Alem ve neslini yeryüzünde halife yapmak için yaratmıştı. Yüce Rabbimizin kararını hiçbir şey engelleyemezdi. Yeryüzüne indirilmelerine kadar başlarından geçenler, onları ve soyunu, yeryüzünde karşılaşabilecekleri bir takım olaylara karşı hazırlıklı olmaları ve bilhassa şeytanın düşmanlığına karşı uyanık bulunmaları hususunda unutulmayacak bir şekilde tecrübeliğe dayalı bir ders vermiştir. Bu tecrübe Hazreti Adem ve neslinin gerçek düşmanları olan şeytanı iyi tanımalarını da sağlamıştır. Hazreti Adem Hindistan'da Seylan adasına, Hazreti Havva ise Arabistan'da Cidde kentinin olduğu yere indirildi. Birbirlerinden yaklaşık 200 sene müddetle ayrı kalan Hazreti Adem ve Hazreti Havva bu müddet içinde ağlayıp yalvardıktan sonra duaları kabul oldu, hacca gelmeleri emredildi. Hazreti Adem ve Hazreti Havva Arafat'ta karşılaştı. Yüce Allah'ın emriyle onun belirlediği bugünkü yerine yeryüzünün ilk binası ve ilk mabedi olan Kabe'yi yaptı. Bundan sonra her yıl hac ibadetini burada yerine getirdiler. Hazreti Adem ve Hazreti Havva daha sonra bugünkü Şam kentinin bulunduğu yere gittiler. Burada 20 kez ikiz evladı oldu. Bir defa da tek başına Şit doğdu. Hazreti Adem'in yaratılışı, cennette yaşaması ve cennetten çıkarılarak yeryüzüne indirilmesi Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetlerle anlatılmıştır. Hazreti Adem'in kıssasından çıkarılacak dersler şöyledir. 1. İnsan basit bir topraktan yaratılmıştır. 2. İnsanın en azılı düşmanı şeytandır. 3. Yüce Allah insanı yeryüzüne halife olarak yaratmıştır. 4. Kibirlenmek şeytan işidir. 5. Yüce Allah tövbe edenlerin tövbesini kabul eder.
6. İlk dönemde insanlar daha uzun yaşamışlardır.